Çanakkale 1915. Sene 1918 İstanbul. Çanakkale'de harp bütün şiddetiyle devam ederken İstanbul kendi hayatını yaşıyordu. 1914'te başlayan Birinci Cihan Harbi hemen bütün Avrupa devletleriyle onların müstemlekelerini, Amerika ve Asya devletlerinin de birçoğunu boğaz boğaza getirmişti. Eski dünyanın üç parçasında, küçük ve büyük denizlerde, hatta havada çarpışan milyonlarca insan iki kısma ayrılmışlardı. İttifak devletleri ve İtilaf devletleri. İttifak devletleri Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu ile Bulgar Çarlığından ibaretti. İtilaf devletleri ise İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Sırbistan, Karadağ, Belçika'dan müteşekkilken bunlara Portekiz, Romanya, Yunanistan, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da iltihak etmişti. Belli başlı bütün dünya devletleriyle savaşan müttefikler harbin ilk 3,5 senesini muvaffakiyetle geçirdikleri halde Amerika'nın İtilaf devletleri safında yer almasıyla gerilemeye başlamışlardı. O tarihlerde Amerika Cumhur Reisi Wilson meşhur milliyet prensiplerine müstenit 14 maddesini ilan etmişti. Bu maddelerde mühim olarak bütün milletlerin bir cemiyet halinde derlenmesiyle sulhün kuvvetlendirilmesi fikri ve mağlup devletlerden harp tazminatı alınmamak esası mevcuttu. Manevi müdafaa kuvvetleri Wilson beyannamesiyle sarsılmış olan ittifakçıların maddi vaziyetleri de fenalaşıyordu. Balkanlarda Bulgarlar, Suriye'de Osmanlılar ricat ediyorlardı. Nihayet Bulgar kralı Ferdinand tahtından feragat etti ve yerine geçen oğul da düşmanlarıyla mütareke yaparak ittifakçıların safından ayrıldı. Bulgar cephesi bozulunca Osmanlıların Avrupa'daki mukavemeti imkansız bir hale gelmişti. Avusturya ve Macaristan'ın da mukavemet kudreti kırılmış, İmparator Karl İsviçre'ye kaçmıştı. Her geçen gün aleyhimizde cereyan ediyordu. Osmanlı padişahı bu vaziyet karşısında nefsinin ve hanedanının hususi menfaatlerinin kaygısına düşmüştü. Osmanlı hükümet adamlarının içinde bazı namus ve hamiyet sahibi insanlar yok değildi. Fakat bu korkunç vaziyeti kavrayacak azim ve şecaat sahibi insanlar mevcut değildi. Cephede harp devam ediyordu. Memlekette açlık vardı. Millet şaşırmış, sonunun nereye varacağını düşünüyordu. Kulaktan kulağa mütareke dedikodular dolaşıyordu. Artık bu harp bitmeliydi. Bitmeliydi ama nasıl? Cepheden gelen haberler hiç de iyi değildi. Çanakkale'de vatanın öz evlatları her karış vatan toprağını aziz kanlarıyla sulayarak müdafaaya çalışırlarken Padişah Vahdettin gene muhteşem alaylarla merasimler tertip ediyor, tahtını kaptırmamak için elinden geleni yapıyordu. Etrafında bir sürü dalkavuk, vazifesi merasimlere iştirakten başka bir şey olmayan parlak üniformalı paşalar. Vatan kaygısından uzak, ihsan-ı şahaneye mazhar olabilmek için vatanı satmaya bile gönülleri razı.
Çanakkale yanıyor. Çanakkale'de düşman topları ölüm püskürüyor. Çanakkale'de Mehmetçik yedi iklimin askeriyle çarpışıyor. Şu eli silah tutan askerlerin burada ne işi var? Şu göğüslerinde pırıl pırıl madalyalar parlayan efendiler ne bekliyorlar? Niçin onlar da cephede değiller? Onlar cepheye gitseler efendilerini kim karşılayacak? Kim padişahım çok yaşa diye bağıracak? İçi saltanat hırsıyla yanan padişah Vahdettin düşmanlarla bir an önce anlaşmaya karar veriyor. Mütarekenamesi imza edilir edilmez serbest serbest geçiyorlar. Mütareke olmasaydı bunların hiçbiri bu sulara girmeye cesaret edemezlerdi. Pekala, ne olacak? Ne mi olacak? Veil mağluplara çözüm bir daha yerini bulacak. Yani? Yani ordumuzun silahları alınacak, istikamlar yıkılacak, birçok yer işgal olunacak, tarih yeni yeni facialar doğuracak. Bir defa yenilmeyebilir. Bak şu gemilere. Sanki kılıçlarının hakkıymış gibi muzafferane sularımızda salınıyorlar. Ordusu dağıtılan, silahları alınan, istihkamları yıkılan bir millet, şah damarı kesilen bir insana benzer oğlum. Mütarekeyi imzalamak da çok iyi ettik. Ahmet buyurun efendim. Siz ne fikirdesiniz paşam? Çok iyi oldu. Artık rahata kavuşacağız. Yenemeyeceğimiz büyük devletlerle boşuna harp etmektense onların himayelerine sığınmak daha iyidir. Tabii. Anadolu kadınları, cefakeş toprak gibi yüzleri çatlak, tabanları yarık kadınlar. Ve işte zavallı masum çocuklar. Nihayet Türk çeteleri, istilaya karşı hayır diyen, atının sırtına atlayıp dağlar boyunca kendi memleketlerini korumaya hazırlanan yiğitler. Önemli'de, Aydın'da, şurada, burada, Antep'te ve Maraş'ta ilk kurşunu sıkan, ilk ayaklanıp şahlanan gerçek Anadolu insanları. Ötekiler İstanbul'da her şeyden habersiz, boyun eğe dursunlar, bunlar bir araya gelmişler. Dalga dalga deniz gibi isyan bayrağını kaldırmışlar, istilaya, zulme karşı yürümeye and içmişler. İtilaf devletleri mütareke ahkamına riayete lüzum görmüyorlar. Herhangi bir vesileyle itilaf donanma ve askerlerini İstanbul'a getirtmek, Bursa'yı Fransızlara, Eskişehir, Afyon ve Konya'yı İngiliz, Fransız ve İtalyanlara, Antalya ve civarı İtalyan, Urfa ve Adana Fransız, Merzifon ve Samsun İngiliz, Zonguldak Fransızlara verilmek isteniyordu. Saray vatanın parçalanmasına seyirci kalırken ana parçaların eşsiz kahramanı Mustafa Kemal vatan içine düştüğü badireden nasıl kurtaracağını düşünüyordu. İstanbul'da bir şey yapamayacağını anlayan Mustafa Kemal bandırma vapuru ile Samsun'a hareket etti. Aynı günlerde İstanbul'da meclisi mebusan dağıtılmış, bazı mebuslar tevfik bile edilmişti. Fakat padişah gene kendi saltanatını, kendi rahatını düşünüyor, gene parlak kordonlu mahiyetiyle merasimlere iştirak ediyordu.
Allah'a ısmarladık Mehmet. Ben yarın izinliyim, atı getirme. Başla. Hoş geldin evladım. Nasılsın? İyiyim dersem yalan olur anne. Her şey fena gidiyor. Seni üzen nedir evladım? Anne, memleket bu adamların elinde uçuruma gidiyor. Uçuruma mı gidiyor? Hem de korkunç bir uçuruma. Düşman zabitleri saraya babaların evine giriyorlarmış gibi girip çıkıyorlar. Hepimize uşak muamelesi yapıyorlar. Papaz Pro isminde biri her gün damat verip başı ile burun buruna saatlerce konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Bilmem ama herhalde hayırlı şeyler değil. Artık tahammülüm kalmadı anne. Tahammülüm kalmadı. İstirabını anlıyorum oğlum. Fakat elimizden ne gelir? Madem ki padişahın yaverisin, her şeye katlanacaksın. Hayır anne, artık katlanmayacağım. İnanmadığım insanlara daha fazla hizmet etmekte bir fayda yok. Yoksa düşündüğün başka bir şey mi var? Evet. Nedir? Şu kordonları söküp atacağım. Tıpkı Mustafa Kemal'in paşalık rütbelerini söküp attığı gibi. Sonra ben de hakiki vatanperverler gibi Anadolu'ya kaçacağım. Anadolu'ya mı? Evet. Boşuna zahmet değil mi oğlum? Ne yapabilirsiniz? Ne var Anadolu'da? Ne mi var? Orada istiklal için belirmeye başlayan bir kıvılcım var. Gün geçtikçe bu kıvılcım bir alev olacak. O alev ki istiklalini vermemek için ölümü göze alanların ruhlarına dolacak. Ve o ruhlar tarihte eşi emsali görülmemiş bir mucize yaratacak. Anladım evladım, git. Arkadaşlarına iltifat et. Baban da sağ olsaydı sana aynı şeyi tavsiye ederdi. Yalnız bunu kimseye söyleme. Bir arkadaşımdan başka kimse bilmiyor. Kim bu arkadaşın? Tanımazsın anne. Acayip bir devirde yaşıyoruz oğlum. Belki o arkadaşın kendine bir istikbal temin etmek için seni ele verebilir. Hangi istikbalden bahsediyorsun anne? İstiklal elimizden gidiyor. İstiklali olmayanların istikbali de olmaz. Haklısın evladım. Anadolu'da istiklal için çalışan, inanmış, ruhları iman dolu insanlar var. Ben de onların yanında, aralarında olacağım anne. Ne zaman gideceksin oğlum? Mümkün olsa şimdi. Ama sabaha beklemem lazım. Salih Efendi, Nabi'in müşirliğinden gelen şu emirnameyi al. Son derece mahremdir. Yaveran Hazreti Şehriyar'dan yüzbaşı Süha Efendi yarın sabah Anadolu'ya firar edecek. Sabaha karşı Kayış Dağı yolundaki köşkünü bas, doğruca buraya getir. Baş üstüne, emredersiniz efendim. İlahi yarabbi, sen mübarek vatanımızı. Rıza Efendi, sen şu köşeyi tut, biz de ben geldim. Milletimizi selamete çıkar ya Rabbi. Kanın amına kapıyı açın. Kanın amına kapıyı açın. Hakkını helal et. Allah'a emanet ol oğlum. Maymuncuk da kapıyı açın. Sen kapıda kal, sen de benden gel. Kuşu kaçırdık. Evet. Haber verelim. Alo, Ferzun Bey, siz misiniz? Evet efendim, ben Deniz'im. Ben Serhafi Ahmet. Buyurun efendim. Yaveran Hazreti Şehriyari'den yüzbaşı Süha Anadolu'ya firar etti. Mıntıkanızdan geçeceği kuvvetle muhtemel. Herhal tertibat alın. Başüstüne efendim, emredersiniz efendim. Yakalayıp derhal İstanbul'a sevk ederiz efendim. Başüstüne efendim, emredersiniz.
Memduh efendi. Emriniz efendim. Derhal yolları tutun. Tanımadığınız herkesin hüviyetini kontrol edin. Hüviyeti olmayanları bana getirin. Maaşın efendim. Şüphelendiğiniz kim olursa olsun çevirip derhal bana getirin. Emredersiniz efendim. Dur bakalım. Dur. Hüviyetini göster. Dur. Tamam yolumda. Hadi yürü. Dur, kimsin sen? Hüviyetini göster bakalım. Hüviyetim mi? Yanımda yok. Eğer mutlaka görmek istiyorsanız zahmet edin köye, evime kadar gidelim. Derdini karakolda anlatırsın. Karakolda mı? Fakat ben bir suç işlemedim ki. Bırak masalı. Yakalayın. Bırakın diyorum. Yürü. Seni bir yere götüremezsiniz. Bırakın diyorum. Yürü. Yakalamaya götürmeye hakkınız yok. Kim oluyorsunuz siz? Vay hüviyeti olmayan Süha Bey. Ben sizi sarayda efendimizin hizmetinde sanıyordum. Gene de öyle Feridun Bey. Avlanmaya çıkmıştım da. Meşhur sözdür Süha Bey. Ava giden avlanır derler. Sözlerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Getirin şunu. Söyle köpek! Bırakın şunu! Bırakın! Bırakın ben diyorum! Alçak herifler! Etmiş şu beni! İzdansız! İzdansız bakan ailelere! Konuşma! Konuşma! Getir şunu! Efendimize ihanet edip Asi Mustafa Kemal'in emrine girmenin cezası çok ağırdır. Sen bir vatan hainisin. Allah için vatan haini hangimiz acaba? Kapat eleni. Söyle arkadaşların kimler? Söyle. Seni buraya kaçıran teşkilatta kimler var? İstediğini yap, benden laf alamazsın. Seni buraya kaçıran kim? Söyle. Köpek. Sende vicdan diye bir şey kalmamış. Çok alçalmışsın. Çünkü hala kemik yalıyorsun. Asıl köpek sensin. Ayrıca dininin cezasını da çekeceksin. Mehmet Çavuş! Mehmet Çavuş! Ne o, ne var Zehra? Çabuk ol Mehmet Çavuş. Mehmet Çavuş, saray adamları genelinden birini yakalamışlar, işkence yapıyorlar. Nerede? İşte orada. Hadi gel. Söyle arkadaşlar kim? Al! Geceyi bekleyelim. Sen burada kal. Yürü.
Al sana. Al cezanı gör. Sağ ol. Hemen gidelim yüzbaşı. Size süt getirdim. Kendi elimle sağdım. Teşekkür ederim Zehra. Nasılsınız? Yaralarınız acıyor mu? Ellerinizin mahareti ve gösterdiğiniz ihtimam sayesinde Allah'a şükür çok iyiyim. Eğer siz olmasaydınız o hainlerin elinde çoktan ölüp gitmiştim. Size hayatımı borçluyum. Sağ olun. Siz de benim için kendinizi tehlikeye attınız. Biz aynı gaye için çalışıyoruz Suha Bey. Bu aziz vatanın kurtulması lazım. Bunun için de kadın, erkek, genç, ihtiyar çalışmalıyız. Sen bir kahramansın Zehra. Ben sadece vazifemi yapmaya çalışıyorum Suha Bey. Siz bakmayın o birkaç sütsüze. Onlar elbette yaptıklarının cezasını çekecekler. Çünkü vatanına ihanet edenler mutlaka cezalarını görürler. Evet. Mutlaka cezalarını görecekler. Yemin ederim ki cezalarını görecekler. Mehmet Çavuş nerede? Neredeyse gelir. Şöyle etrafı dolaşmaya gitti. Sahi Zehra. Bak şimdi dikkatimi çekti. Sen tıpkı İstanbullu gibi konuşuyorsun. Geçen seneye kadar İstanbul'daydım. Halamın yanında. O ölünce buraya geldim. Şimdi dayımın yanındayım. Dayın kim? Mehmet Çavuş. İşte o da geliyor. Allah'a şükür iyisin yüzbaşım. Çok şükür Mehmet Çavuş. Yüzbaşım, kaçtığınız henüz duyulmamış. Vakit de erken. Hemen yola çıkarsanız çok iyi olur. Hemen gidecek mi? Daha iyi bile olmadan... Gitmesi lazım kızım. Mesele dallanıp budaklanmadan buradan uzaklaşması daha doğru olur. Hemen yola çıkabilir misin yüzbaşı? Tabii çıkarım. Şu tabancayı alın ve beni takip edin. Size gizli ve kestirme yolu göstereyim. Burada bitirilecek bir işim var Mehmet Çavuş. Yemin ettim o işi bitirmeden bu köyü terk etmeyeceğim. 10 dakikada hallederim ben işimi. Ondan sonra da siz beni yolcu edersiniz. Hadi şimdi gidelim. Siz beni arkada beklersiniz. Yüzbaşım tehlikeli bir iş yapıyorsunuz. Dayımın hakkı var. Yeminimi yerine getireceğim. İsterseniz siz gelmeyin. Biz de geliyoruz. İş başına öyleyse. Hadi. Zehra, sen gelmesen daha iyi olur. Yüzbaşım icap ederse ben de dövüşmesini bilirim. O şu köşede kalsın. Gelen olursa işaret edin. Ben de öte tarafı gözlemleyeyim. Peki öyleyse. Kendinize dikkat edin. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Merak etmeyin. Ferdun Bey. Yüzbaşı Suha. Hayır bu olamaz. Nasıl kaçtın? Hainler korkak olur derler. Yapma, doğruymuş. Yapma. Sıra bende Ferdun yapma. Bey. Yapma. Hayalini olsun etmeyeyim Suha. Yapma. Vicdansız yapma. Köpek. Vatan haini. Yapma. Ben bir hata ettim Suha. Yapma. Sen benim mektep arkadaşımsın. Merhamet et. Benim hayatımı bağışla. Hayatımı bağışlarsan sana istediğin kadar para veririm. Ben senin gibi parayla satın alınan uçak değilim. Öldürme beni Suha. Öldürme Suha. Yap. Hayatımı bağışla. İşte bu yolu takip edeceksiniz. Sağ ol Mehmet. Sen de sağ ol. Hakkını helal et. Helal olsun. İşimi bitirince ben de Anadolu'ya geçeyim. Cephede buluşuruz. İnşallah. Hakkını helal et Zehra. Yaptığın iyiliği asla unutmayacağım. Helal olsun yüzbaşım. İnşallah gene görüşürüz.
İnşallah Zehra. Allah başladığımız işte muvaffak etsin de gene görüşürüz tabii. Allah'a emanet olun. Güle güle. Güle güle. Maraş, şanlı Maraş, düşman istilasına uğramanın acısıyla yanan Maraş. Bu sessiz duruşunun bir manası olsa gerek. Bir fırtınaya gebe gibisin. Taşı ile, toprağı ile, insanı ile Türk olan Maraş istilaya tahammül edemiyordu. Eli silah tutan herkes, genç ihtiyar ayaklanıverdiler. Bu şehirde düşman barınamaz diyorlardı. Onları kovmalıyız, onları yok etmeliyiz. Sanan Maraşlılar karar vermişlerdi. Memleketlerini düşmandan temizleyeceklerdi. Ateşli hatipler halkı coşturuyor, bir an evvel kaledeki düşmana saldırmak istiyorlardı. Ve Maraşlılar bir insan seri gibi düşmana saldırdılar. Sopayla, taşla düşmanı kovmuş, kaleye günlerdir hasret kaldıkları şanlı bayrağımızı çekmişti. Habersiz geldiğine göre mühim bir sebep olmalı. Sebep mühim ama pek telaş edilecek bir şey değil. Yüzbaşı Suhan'ın Anadolu'ya geçmesine yardım etmişsiniz. Salimen Ankara'ya vardığını bildirdiler. Buna memnun oldum. Az daha yüzbaşıyı kaybediyorduk. Allah'a şükür zamanında haber aldık da kurtardık. Haberim var. Feridun'un ölümü sarayı alt üst etti. Yalnız sarayı değil, köyü de alt üst etti. Şimdi köyde birinden şüphelendiler mi? Yakalayıp işkenceye yatırıyorlar. Bu yüzden iki kişi de öldü. Alçak herifler. Ama yaptıklarının cezasını çekecekler. O halde senin de orada kalman tehlikeli. Tehlikeli. Ama madem ki vazifem oradan bizimkileri Anadolu'ya kaçırmaktır, vazifeme devam edeceğim. Hayır Mehmet Çavuş. Sen orada kafi derecede çalıştın. Sen daha bize lazımsın. Seni yeni vazifeler bekliyor. Anadolu'ya geçeceksin. Doğrusunu isterseniz bey buna sevindim. Köydeki işte vazifeydi ama cephede dövüşmenin zevki daha başka. Harfiyle başladı Mehmet Çavuş. Senin gibi tecrübeli askere ihtiyacı var ordumuzun. Cephede olmak güzel şey yüzbaşım. Mübarek vatan topraklarını kirletmeye yeltenenlerin haklarını bildireceğiz. Evet Mehmet Çavuş. Güzel yurdumuzu hem düşmandan hem de içimizdeki alçaklardan temizleyinceye kadar silahı elden bırakmayacağız. Bana artık müsaade yüzbaşı. Bir an evvel cepheye gitmek için sabırsızlanıyorum. Ben de yakında orduya iltihak edeceğim. Şu mektubu al.
mahrem ve mühimdir. Ankara'ya götüreceksin. Baş üstüne yüzbaşım. Allah'a ısmarladık. Yolun açık. Allah yardımcın olsun. Yüzbaşım, biliyorsunuz bizim Zehra'yı. O da Anadolu'ya gitmek, orada vazife almak istiyor. Eğer müsaade ederseniz yanıma alayım. Al Mehmet Çavuş. Bu milletin erkeğinde, kadınında, gencinde, ihtiyarında bu ruh varken bu milleti kimse yere vuramaz. Yere vuramayacaklar yüzbaşım. Urfa. Bakın o da mateme bürünmüş. Güzel Urfa da işgal altında. Şehir neşesini kaybetmiş. Neredesin Urfalım? Hani senin erkek türkülerin? Nerede Urfalıyım ezelden diyen sesin? Sesin mi kısıldı? Susturdular mı seni Urfalım? Havuz başın neden sessiz? Min mi var Urfalım? Dediğim gibi bir şeyler yapmalıyız ağalar. Düşmanın etrafını sarıp onları yok etmeliyiz. Hakkım var ağa. Halk zaten işaretimizi bekliyor. Hadi öyle. Evet. Urfalılar büyüklerinin işaretini bekliyorlardı. Güzel memleketlerini kurtarmak, gene yanık türkülerini serbest serbest söyleyebilmek için düşmanı kovmanın lazım geldiğini çok iyi biliyorlardı. Bunun için de harekete geçtiler. Memleketten kovuldu artık. Urfalı'nın neşesi yerine geldi. Akkos grubu an anevi cirit oyunu oynayıp zaferini teski verdi. İtilaf devletleri İstanbul'u resmen işgal ediyorlar. Müttefikler namına yapılan bu işgal esnasında Şehzadebaşı karakolunu ansızın basarak içindeki Türk neferlerini şehit ettiler. 16 Mart'ta İtilaf Devletleri namına ilan olunan resmi işgal milletler arası yeni bir vaziyet ihdas etmişti. İtilaf Devletleri namına işgal ordusu kumandanı neşrettiği iki beyanname ile İstanbul'da örfi idare ilan olundu. Ve emirlere muhalif hareket edenlerle umumi asayişi ihlal edecek olanlara idam veya başka bir ceza hükmedilecekti. Bu yeni vaziyete göre işgal ordusunun divan-ı harbi gerek İstanbul'da gerekse İstanbul'a merbut ve muti olmayı kabul eden her yerde herkesi siyasi sebeplerden dolayı muhakeme etmek hakkını almış oluyordu. Bundan başka İtilaf Devletleri işgal beyannamesinde işgal muvakkattır denilmekle beraber işgal müddeti tahdit ve tayin edilmiş değildi. Artık düşmanlarla onlara sadık ve muti padişah el birliğiyle Türk milleti aleyhine şiddetli tedbirler almaya karar vermişlerdi. İstanbul sokakları yalan
göze görünenler, işgal ordusu zabitlerinin süslüm adamları ve onlara yardakçılık eden saray adamlarıydı. Antep. Türk Antep. Yurdun bu güzel parçası da düşman istilasına uğramıştı. Şehir matem içinde. Mütecaviz düşman uğrunda can verdiğimiz şanlı bayrağımızı kaleden indiriyor. Sokakta gördüklerini öldürüyor, keyif için işkenceler yapıyor, arzularına ram olmayan kadınları parçalıyordu. Bırakın! Bırakın beni, namussuz öz düşmanları bırakın! Öldürün beni ama çekin onu ki iğrenç ellerinizi üstümden! Çekin! Bırakın diyorum size! Yetişin arkadaşlar! Bu öz düşmanlarını temizleyelim! Kahraman Antepliler namuslarına el atan düşmana daha fazla tahammül edemediler. Silahını kapan düşmanın üstüne atıldı. Antepli erkek düşmanla çarpışırken erkeğe kadar kahraman Antepli kadın da ona ekmek, ayran, su ve cephane yetiştiriyordu. Antep'i gazi Antep yapan kahramanlar. Kimi ayağını, kimi kolunu, kimi gözünü kaybetmiş. Kaybolmayan bir tek şeyleri var. İmanları. Öbür ayaklarını, öbür kollarını, hatta canlarını kaybetmek icap etse aynı şeyi gene yapmaya hazırlar. İşte zaferlerini tesis eden kahraman Antepliler. Gülün, eğlenin. Kimsenin yardımını görmeden memleketinizi kurtardınız. Bayram etmek hakkınızdır. Nisan 336'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal'in ilk irade ettiği nutukta memleket ve milletin vaziyeti tahlil edilmiş ve takip edilecek yolda vuzuhla, katiyetle çizilmişti. Mustafa Kemal sözlerinin başında şu büyük hakikati ifade ediyordu. Hayat demek, mücadele, müsaademe demektir. Hayatta muvaffakiyet mutlaka mücadelede muvaffakiyetle mümkündür. Bu da manen ve maddeten kuvvete, kudrete istinad eder bir keyfiyettir.
hakimiyeti bila kaydı şart millete tevdi eden Büyük Millet Meclisi'nin açılışı bütün memlekette bayram havası yaratmıştı. Milli hareket düşmanları sarayın fetvasına uyarak isyanlar çıkarıyorlardı. Anzavur, Çerkesetem gibi asiler köylere basıyor, saray namına haraç alıyor, mukamet edenlerle dövüşüyor, boş yere kardeş kanı döktürüyordu. Öte tarafta Büyük Millet Meclisi'nin ilk reisi Mustafa Kemal memleketi selamete çıkaracak faaliyetine devam ediyordu. Demek kararın kat'i. Hemen gidiyorsun. Gitmem lazım. Hükümet acil içinde. Her şeye seyirci kalıyor. Vatanını sevenler silaha sarıldı. Ben de buradaki işlerimi bitirdim. Yapılacak en münasip şey cepheye gitmektir. Pekala git. Bizi hiç düşünme. Vazifende muvaffak olmadan da sakın geri dönme. Allah muvaffak etsin. Amin. Baba nereye gidiyorsun? Benim karnım aç. Biraz işim var oğlum. Çabuk yem ama. Allah'a ısmarladık. Ver. Hadi Allah'a emanet olun. Güle güle. Allah yardımcımız olsun. Allah sizden beraber. Hakkını helal et babacığım. Helal. Hadi Allah'a. İnşallah sağ salim olasın. Duanı esirgen. Allah yardımcın olsun. Allah'a ısmarladık. Hadi Allah'a ısmarladık. Yolun açık olsun. Ayşe sen beni hiç düşünme. Kendine iyi bak. Allah'ın izniyle biz düşmanı yurdumuzdan süreceğiz. Sonra sağ salim gene geri döneceğiz. Hakkını helal et. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. İşte Kara Fatma. Kahraman, eşsiz Türk kadını. O da cepheye gidecek. Artık milli hareket başlamıştı. Silahını kapan, atına atlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi emrine koşuyordu. Artık hasta adam canlanıyor, diriliyordu. Çerkez Ethem ve kardeşlerinin isyanı üzerine cepheden alınan asker asileri takibe koyulmuştu. Cephedeki zaafı anlayan düşman taarruza geçmişti. 9 ve 10 Ocak'ta düşmanın İnönü cephemize yaptığı müteaddit taarruzlar kahramanca püskürtüldü. Düşman ricat mecburiyetinde kaldı. 1. İnönü Muharebesi'nden sonra düşman ordusu İnönü mevziinde Garp cephesi kıtaatına tekrar taarruz etti. Merkez ve sol cenahta bazı gerilemelere rağmen Türk kumandan ve askerinin fedakarca çarpışmasıyla düşman taarruzu tard edildi. Düşman 31 Mart 1 Nisan gecesi muharebe meydanında zaferi kahraman ordumuza terk ederek kaçıyordu. İnönü'nde kazanılan zaferle yalnız düşman değil milletin maçuz talihi de yenilmişti. ...1921 senesi yazında düşman tekrar ileri harekete geçti. Garp ordumuz silah, cephane ve nakliye vasıtaları itibariyle lüzumu kadar takviye ve teciz olunamamıştı. Vakit kazanmak için Mustafa Kemal'in emriyle ordu Sakarya Şarkı'na kadar geri alındı. Meclisteki heyecanlı münakaşalardan sonra Mustafa Kemal 5 Ağustos 1921'de bütün Türk ordularına başkumandan tayin. Başkumandan Ağustos başlarında Ankara'da ordunun en kısa zamanda teçhiz ve takviyesi için çalışırken cephede de kahraman Mehmetçik düşmana ders vereceği Sakarya civarında mevzileniyordu. Thank you.
başkumandan Mustafa Kemal'in dehası harp bendine yeni bir tabya kaydı silah etti. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. İşte Türk ordusunun her ferdi büyük kumandanın bu büyük vecizesine uyarak her adımda kahramanlık yaratarak düşmanın faik kuvvetlerini yere vurmasını bildi. Artık düşman ordusunda taarruza cesaret kalmamıştı. Taarruz sırası bizdeydi. Bunun için de memleketin her tarafında hummalı bir faaliyet başlamıştı. Mallı faaliyet içinde halk karnını doyurmak için fıstık kabuğunu döverek un yapıyor ve bu undan imal edilen ekmekle açlığını gidermeye çalışıyordu. Ama imanı bütündü. Millet zaferi kazanmak, düşmanı yurdundan atmak azmindeydi. Topyekün aynı gayeye hizmet ediliyordu. Erkeğini cepheye gönderen fedakar, feragat sahibi kahraman Türk kadını cepheye cephane yetiştiriyordu. Islanmaması lazım gelen iki şey vardı. Çocuğu ve cephane. Ama cephane daha mühimdi. Islanırsa işe yaramazdı. Kahraman, fedakar, asil Türk kadını ciğer faresinin üzerindeki örtüyü alıp cephaneyi örttü. Thank you.
Sakarya Harbi'nin muzaffer askeri düşmana tam ve kati darbeyi vurabilmek için son hazırlıklarını yapıyor. Çünkü başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa taarruzun Ağustos içinde yapılacağını emretmişti. Ahmet Onbaşı, hayvanlara yem versinler. Başlıyorum kumandanım. Yağladın mı? Yağlıyorum onbaşım. Aferin. Dursun, yakanı düzelt aslanım. Senin kasatıran yok, ne yapacaksın? Olmasın kumandanım, dipçikle düşmanın beynini patlatırım. Daha koy Mehmet. Geç şunu Mecnun. Dikkatli sarın çocuklar. Çabuk olun. Kumandanlığından gelen emri tebliğ ediyorum. Dikkatle dinleyin beni. Süvariler düşman hatlarının gerilerine sarkarken siz de sabrınızla sağ cenahı tutacaksınız. Bir şey çabuk buraya gel. Dur.
başkumandan Temmuz nihayetinde Akşehir'deki Gark cephesi karargahında kumandanlardan icap eden malumat aldıktan sonra Ağustos ayı içinde taarruz edileceğini söyleyerek 6 Ağustos 1922'de tekrar Ankara'ya döndü. Arkadaşlar, beklediğimiz gün geldi işte. Mübarek topraklarımızı istilaya yetenenleri vatanın arı rütbesinde boğacağız. Zafere imanımız var. Zafer sizin keskin süngülerinizin ucundadır. Azerim marş! Ağustos sabahı başkumandan Büyük Erkan Harbiye Reisi ve cephe kumandanı taarruz sahasında Kocatepe'ye yani muharebeyi idare edecekleri mevkiye hareket ediyorlardı. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bütün süvari birlikleri düşmanı çevirmeye çalışacaklar. Anlaşıldı mı? Vazifemiz düşmanın ricat hattını kesmektir. Emir bu kadar. Müzik
Sabahleyin 5:30'da gittikçe şiddetlenen topçu ateşiyle büyük taarruz başlamıştı. Akşama kadar devam eden şiddetli taarruzlarımızla düşmanların bir senedir takviye ve tahkim ettikleri ilk ve en kuvvetli mevzilerini bir günde tamamen zapt etti. Ağustos'ta taarruza devam edilerek düşman şimale atıldı. 30 Ağustos'a kadar devam eden takip muharebeleriyle düşman ordusu şarttan ve cunuptan 2. ve 1. ordularımız şimal ve garten süvari kolordumuzla aslanlar mıntıkasında tamamen sarıldı. Ve garba İzmir'e doğru kaçmasına meydan verilmedi. Anadolu'daki düşman ordusu başkumandan meydan muharebesinde Zafer Kartalı'nın pençeleri arasında son nefesini vermişti. 31 Ağustos günü Gazi Mustafa Kemal, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdi. Büyük zaferin kazanılması için ölümü hiçe sayan yaralı Mehmetçikler, aynı gayeye hizmet eden sıhhiye kollarının yardımıyla toplanıyorlar. Kahraman doktorların, fedakar müşfik hemşire ve hasta bakıcıların şefkatine veriliyorlar. Kimi ağır yaralı, kimi şehadet mertebesine ermiş, kimi ayağından, kimi başından yaralı. Ama hepsi de zaferden emin. Benim Suhar Bey. Hele şükür. Yok, konuşmayın, yorulmamanız lazım. Kaç gündür buradayım? 8. Allah'a şükür tehlikeyi atlattınız. Senin sayende Zehra.
İkinci defadır ki beni ölümden kurtarıyorsun. İyi zahmet miyim Suhar Bey? Bu sadece bir tesadüf. Ben kadere inanırım. Kaderimiz bizi birbirimize yaklaştırıyor. İnşallah zafer kazanırsın, evleniriz. Evlenirsin değil mi benden? Ordumuz nerede?